Herkese merhabalar. LGS sayısalı tanıyalım ve hangi konulardan, hangi derslerden sorumluyuz? Hangi konudan kaç tane soru gelecek? Hangi konu daha zor? Hangi ders daha zor? Hangi ders daha kolay? Gel beraber öğrenelim Tonguç Evlan benim. Senle beraber süper bir şekilde LGS sayısalı gerçekten de tanıyarak en güzel sonuçları elde edeceğimize inanıyoruz. Hazır mısın evladım? Hazırım hocam. Harikasın. LGS sayısalda çok iyi neticeler yapmak istiyor musun? Evet hocam. Harikasın. O zaman şimdi seninle beraber süper bir şekilde LGS sayısalda bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. İki tane dersimiz var. Matematik ve fen olmak üzere iki tane dersimiz var. Bu iki yolculukta seninle beraber bazı konular işleyeceğiz. Biliyorsun LGS sınavı sayısal ve sözel bölümden oluşuyor. Sözel bölüm 50 sorudan oluşuyor. Türkçe, inkılap, din ve İngilizce konularından e, konuları var ve her bir soru bir buçuk dakika olduğu için 75 dakikalık süresi var. 2025 dergisinin bu 2024 ben 2025 yazdım. Burada da sayısal bölümde 40 tane sorumuz var. Matematikten 20, fenden 20 tane ve süresi toplam 80 dakika. İşte bu sorulardan biz hangi liseye gireceğimizi belli edeceğiz. Dolayısıyla LGS sınavının mantığı bu şekilde. Peki nasıl çalışmalıyız? Ne yapmalıyız? Hangi konular var? Gel tane beraber bir bakalım. Bir kere LGS sayısal oturumuna baktığımız zaman demin de dediğim gibi Tonguç Elan Bey'im 20 tane e, matematik sorumuz var. 20 tane fen sorumuz var ve bunlar da matematikteki 20 konudan gelecek. Buradaki 20 soruda. da Fendeki 7 tane üniteden gelecek. Dolayısıyla aslında biz e, matematik ve fende 40 soruyla biz sayısal bölümü tamamlamış olacağız. Sözel bölüm birinci oturum, sayısal bölüm ikinci oturum olmak üzere toplamda 90 soruya sahip olacağız ve 90 soruyla hayalimizdeki liseye en güzel şekilde gireceğiz diyoruz. Peki matematikte hangi konular var? Hangi konulardan sorumluyuz ve hangi konular daha önemli? Gel senle beraber bir bakalım. Bir kere matematikte de 6 tane ünite var ama biz bunları 12 tane konuya böldük. Çünkü gerçekten de matematik çok kapsamlı olduğu için birazcık daha konu konu gitmek lazım. Mesela ilk başta çarpanlar ve katlar ünitemizin birinci ünitemizin ilk konusu. Ardından üstü ifadeler geliyor. Burada çarpanlar ve katlar çok temel bir konu. Geçtiğimiz senelerde görmüştük. Üstü ifadeler Ise yine çok temel bir konu daha basit bir konu diyebiliriz. Ardından birazcık daha işler zorlaşmaya başlıyor. Yani birazcık daha 8. sınıfın temel konularına gelmeye başlıyoruz. Şimdi ondan önce şunu hatırlatmak istiyorum. Biz bütün sene boyunca zaten LGS kampımızda, YouTube kanalımızda süper bir şey. Tonguç kapımız da var bu arada. Tonguç kapta da puan kazanacağız her bir ödevlerimizi yaptığımız zaman ve süper bir şekilde bütün bu konuların videolarını yayınlayacağız. Ama mutlaka mutlaka matematik pratik yapmadan öğrenilmiyor. Veya diğer dersler pratik yapmadan öğrenilmiyor. Dolayısıyla pratik de yapacağız. Yani ödevler de vereceğiz. LGS kampımızdaki ödevlendirmeleri 0'dan 8'e Hazırlık setimizden ve aynı zamanda Dinamo setimizden vereceğiz. Buradaki setlerimizi özel olarak çok kullanacağız. Sıfırdan sekize hazırlık setimiz zaten içinde sıfırdan kitaplarımız olan sayısal ve sözel olmak üzere iki tane konu anlatımı soru bankası diyebiliriz. Ve buradaki konu anlatımı soru bankalarında solda konu sağda soru şeklinde bütün anlamadığın konuları buradan tekrar edebilirsin. Anlamadığın konuların tekrarlarını buradan yapıp hemen burada ilgili soruları çözebilirsin. Dinamo setimizde de Tonguç Erlendim benim hemen sana göstermek istiyorum. Gerçekten kapsamlı bir setimiz aslında. E ve bu Dinamo setimizde de 6 tane kitabımız var ve burada mesela matematik dersimizdeki bütün konuları buradan tarayabiliriz ve bütün konularla ilgili özel yeni nesil beceri temelli sorularımız da burada mevcut diyorum. Ödevlendirmeleri bizi buradan yapacağız. O yüzden bunun üzerinde çok durdum. Şimdi gel senle beraber konulara devam edelim. Birinci ünitede çarpanlar katlar ve üstü ifadeleri gördükten sonra bu temel konuları gördükten sonra ikinci ünitede yepyeni bir konu olan kare ifadeler ardından da veri analizi gelecek. Bu daha basit bir konu. Üçüncü ünitede olasılık ve cebirsel ifadeleri giriş yapacağız ve olasılık birazcık daha yeni bir konu diyebiliriz yepyeni bir konu ama cebirsel ifadeler eskiden öğrendiğimiz bir konu. Bu ünitenin bu ünitenin ortalarında Dönemimiz bitecek. Ardından dördüncü ünite yani ikinci dönem başlayacak. Bunu birazcık tamamladıktan sonra doğrusal denklemler ve eşitsizlikler konumuz çok çok değerli. Aşırı önemli konular. Ardından üçgenler ve eşitlik benzerlik yani geometriye giriyoruz. Ve dönüşüm geometrisi ve geometrik isimlerle bu işi bitiriyoruz. Dolayısıyla temel matematik konuları bunlar. Birazcık uygulama konuları bunlar. Ardından geometrik konuları bunlar. LGS matematik yolcumuz LGS'e sonuçlandırılıyor. Ardından fen konularına bakalım. Şimdi... Fen konularında toplamda 7 tane ünitemiz var. 7 tane ünitemizde mevsimler ve iklimimiz var. DNA genetiğimiz var. Bu e, basit bir konu ama bu birazcık kapsamlı çok geniş bir konu diyebiliriz. Basınç konumuz var ve madde ve endüstri konumuz var. Bu da çok kapsamlı. Yani burada iki tane nokta varsa bu ikisi dev gibi konular. Gerçekten de ve gerçekten de zorlayıcı konular olabiliyor. Şu özellikle birazcık daha zorlayıcı olabiliyor. Ardından basit makineler geliyor. Aslında basit bir konu ama bazı arkadaşlarımız hani çok sevmiyor fizik konularını. Dolayısıyla onlara zor gelebilir bu konu. Altıncı ünitemizde enerji dönüşümleri ve mi yine dev gibi bir konu. Bak üç tane dev konu var. Bunlardan acayip çok soru geliyor. Zaten soru tahminlerini birazdan yapacağım. Ardından elektrik yükleri ve elektrik enerjisiyle her sene olduğu gibi zaten 5'te, 6'da, 7'de, 8'de son konular hep elektrikte. Dolayısıyla burada elektrikte konularımızı bitiriyoruz. Şimdi bir kere bakalım LGS matematikte konu soru dağılımlarına baktığımız zaman buradaki 12 konuya baktığımız zaman bir kere 2023'ü baz almayacağız. Çünkü burada deprem senesi olduğu için buradaki sadece birinci dönem konularından çıkmıştı. Ama 2022 ve 2024'e baktığımız zaman çarpanlar katlardan birer tane soru gelmiş. Dikkat ettiysek üstü ifadelerden iki tane soru gelmiş. Dolayısıyla iki tane soru geleceğini tahmin edebiliriz. Karıkılık konularından 3 tane soru gelmiş. Veri analizinden 1 tane, olasılıktan 1 tane, cebirsel ifadelerden 2 tane, doğrusal denklemlerden 4 tane burada gelmiş. Çok önemli bir konu gerçekten de. 3 tane de burada gelmiş. Çok dev gibi bir konu, çok önemli ve en fazla soru gelen kısımlardan bir tanesi eşitsizliklerden 1 ve 2 tane soru gelmiş burada. E üçgenlerden 2'şer tane soru gelmiş burada. Eşlik benzerlikten 1 tane, dönüşüm geometrisinden 1 tane ve geometrik isimlerden 1 tane soru gelmiş. Toplam 12 tane konudan ee, sorularımız bu dağılımla geliyor. Peki biz şimdi soru tahminimiz yapacak olursak çarpanlar ve katlardan 2025'te kaç tane soru gelmesi bekliyoruz? Bir veya iki tane soru gelmesi bekliyoruz. Üst ifadelerden iki tane. karekök ifadelerden üç tane. Çok değerli bir konu. Yepyeni bir konu ve önemli bir konu aslında. Veri analizine baktığımız zaman bir tane yeter. Olasılıktan da bir tane cebisel ifadelerden de iki veya üç tane soru gelmesini bekliyoruz. Bu da geniş bir konu diyebiliriz. Peki ardından İkinci dönemin konularına bakacak olursak doğrusal denklemler çok değerli bir konu. Üç tane soru gelmesini net bekliyoruz. Eşitsizliklerden bir tane, üçgenlerden iki tane. Çünkü çok alt başlığı var bu konuların. Eşitsizliği var, açık kenar bağıntısı var. Eşlik benzerlikten bir, bir ve bir olmak üzere her birisinden birer tane soru gelecek diye tahmin edebiliriz. Bu tahminler zaten istatistikli tahminler. Yani geçen seneki çıkan soruları, ondan önceki sene çıkan sorulara bakılarak tahminlerimizi yapıyoruz merak etme. Dolayısıyla %90. 99 nokta tutuyor zaten. E, konu soru da fene bakacak olursak da burada dikkat edelim. 7 tane ünitemiz vardı. Mevsimler ve iklimden yine tekrar söylüyorum. 2023 bizim için bazı bir sene değil çünkü sadece birinci dönem konuları vardı. Bu iki seneye bakacağız. Mevsimler ve iklimden bir veya iki tane soru geliyor. DNA ve genetikten 4 tane soru geliyor. Gerçekten maşallahı var çünkü çok kapsamlı bir konu demiştim. Basınçtan iki tane madde ve nüsten beş tane soru geliyor. Çünkü en geniş konu aslında bu ve gerçekten de bizi birazcık yıpratacak bu konu. Zorucu bir konu hatta birinci dönemi. Birinci dönemin sonunda işlemeye başlıyoruz, ikinci döneme sarkıyor. O kadar geniş ki e, basit makinelerden iki tane soru geliyor ve enerji dönüşümleri çevre biliminden dört veya üç tane soru gelmesini bekliyoruz. Gerçekten inanılmaz bu da büyük bir ünite. Elektrik yüklerinden de iki tane soru geliyor. O zaman bizim tahminimize bakacak olursak da mevsimler beklediğimler iki tane DNA genetik kod çok geniş bir konu. Bunu söyledik dört tane soru gelecek. Buradan iki tane, buradan da beş tane soru gelmesini bekliyoruz. Çok geniş bir konu. Hatta bu sadece birinci dönem yazmışız ama bunun ikinci döneme giden kısmı da var dolayısıyla geniş bir ünite. Basın makinelerden 2 tane, enerji dönüşümleri ve çevre bilimlerinden 3 tane, elektrik yüklerinden de iki tane soru gelmesini bekliyoruz. Toplamda 20 tane soruyu bu da dalını edeceğiz. Biz de o zaman bu konulara çok iyi çalışacağız. Sizinle beraber tekrar söylüyorum kullanacağımız kaynaklar dinamo Tüm dersler soru bankası setimiz, aynı zamanda sıfırdan 8'e hazırlık setimiz. Bunlar aslında bizim konu anlatımlı soru bankalarımız, bunlar da soru bankalarımız, düz soru bankası ama burada ödevlerimiz de olacak ve tabii ki tekrar söylüyorum YouTube kanalımızdan süper bir şekilde Tonguç kapla sizinle beraber hem puan kazanacağız, hem eğleneceğiz, hem ders çalışacağız, hem de LGS'de başarıdan başarıya koşacağız. Bunların yanında çok daha fazlasının olduğu Tonguç Dershaneyi de görmenizi şiddetle tavsiye ederim. Çünkü orada koçlarımız var, birebir özel derslerimiz var, canlı derslerimiz var. Gerçekten de çok kapsamlı normal dershane sisteminin online versiyonu diyebiliriz ve gerçekten de orada çok farklı ödevlendirme sistemleri ve çok farklı karne modülleri ve bizi başarıdan başarıya koşturacak bir altyapı var. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın bakalım.